وسعت رحمتي كل شيء. Rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bu ayet üzerinde hiç düşündünüz mü? Araf suresinin 156. ayet. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmet her şeyi kuşatırsa ne olur? Rahman muhabbetin rahminde neşvü nema bulur. Rahmet muhabbetin rahminde neşvü nema bulur. Muhabbet önce. Muhabbet önce, rahmet sonra. Muhabbetin rahminde neşvü nema buluyor rahmet. Rahmet, muhabbet ağacının meyvesidir demiştim. Fakat her meyve tohumunu içinde taşır. Bunu da izah etmiştim. Gelelim varlığa. Varlık nefesi Rahman'dır. Rahman'ın nefesidir. Tüm varlık oluş ve bozuluş süreci içinde deveran eder. Kevn ve fesat. Oluş ve buradaki fesat, bozuluş bizim bildiğimiz manada bir kaos değildir. Bozuluşta da bir kozmos vardır. Hatta şu anda içinde yaşadığımız ihtiyar alemin bozuluş safhasında olmadığına dair hiç kimse bir şey söyleyemez. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oluş da kozmostur, bozuluş da kozmostur. Kaos değildir, kaos yok. Dolayısıyla nefesi Rahman, varlığın oluş ve yenilenişi Allah'ın nefes alışına benzetilmiş. Bu bir mecaz. Bu bir mecaz. Adeta varlığı oluşa döndürmesi, nefesi vermesi, varlığı bozuluşa döndürmesi, nefesi alması gibi bir benzetme yapılmış. Bu bir mecaz. Ama güzel bir mecaz. Kuşatılan her şey nedir? Ayette. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu her şeye ne girer veya ne girmez? Hiç düşündünüz mü? Ne girmez? Mesela Rahman yokluğu kuşatınca ne olur? Varlık olur. Rahman yokluğu kuşatınca varlık olur. Bu yüzden acı, elem, ıstırap, hastalık asla şer olarak adlandırılamaz. Niye? Varlığın kökeninde Rahman'ın rahmeti varsa eğer, eşyanın özünde şer yok. Rahmet şer olabilir mi? Eşyanın özünde onun için şer yoktur. Peki şöyle bir sual gelir. İlahi azap da rahmetin kuşatmasına dahil midir? İlahi azabın varlığını biliyoruz. Peki o da rahmetin kuşatmasına dahil midir? Her şeye dahil midir? Dahildir. Kesinlikle dahil. O zaman bunu nasıl izah edeceğiz? İlahi azap rahmetin eseridir. İlk bakışta anlaşılmaz gibi gelen bir şey. İlahi azap bile rahmetin eseridir. Zira Allah azabı ilke edinmemiştir. Rahmeti ilke edinmiştir. Tam ayeti okumanın zamanı. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ En'am suresi 12. ayet. O kendi zatı için rahmeti ilke edinmiştir. Aslında böyle çevirdim ama tam mesela benzer ayetleri okuyayım size. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ Allah savaşı, savaş size farz kılındı. Savaş size farz kılındı. Kutiba aleykumul kıtal. Savaş size farz kılındı. Bakınız. Kutiba ala. Orucun farz kılınması da öyle. Efendim. Kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettekun. Kutiba aleykumus siyam. Kutiba ala. Peki burada ne diyor? En'am 12'de. Ketebe ala.
nefsihir rahme. Yani merhameti Allah kendine farz kıldı. Allah Allah. Böyle bir gazap ayeti hatırlıyor musunuz siz? Hayır. Buna yakın bile yok. Gazabı kendisine farz kıldı. Belayı kendisine farz kıldı. Cezalandırmayı kendisine farz kıldı. Ama ketebe ala nefsihir rahme. Yani boynuma borç oldu manasına gelir. Yükümlülük altına soktum kendi kendimi manasına gelir. Allah yükümlülük altına girer mi? Hiçbir varlık Allah'ı yükümlülük altına sokamaz. La yüsel amma yefel. Vahum yüselûn. O yaptıklarından mesul değildir ama onlar mesuldür. Bizler mesulüz. Fakat Rabbimiz kendi kendisini sorumluluk altına sokarsa buna kimin itirazı olacak? İtiraz etsek neye yazın? Dolayısıyla ketebe ala nefsihir rahme. Kendisine rahmeti farz kılmış. Söz veriyor. Borcum olsun diyor. Rahmet.